Beyazıt'tan iyi akşamlar. Ordu Caddesi'ndeyiz. Ordu Caddesi aslında İstanbul'un en tarihi noktalarından birisi. Çünkü antik dönemden bugüne çok büyük anıların yaşandığı yer. Tabii arkam aslında Aksaray'a doğru ve benim şu an yüzüm Divan Yolu ve oradan da Sultanahmet'e ve aynı zamanda Ayasofya Camii'ne doğru giden, biliyorsunuz arkasında da çok değerli Osmanlı Hanedanı'nın Topkapı Sarayı. Tabii burası çok kıymetli çünkü malum burada Bizans var, Doğu Roma var. Öncesine gidersek sonrasında Osmanlı İmparatorluğu var ve aynı zamanda tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılı var. Dolayısıyla burada çok anılar birikti. Yoğun bir trafik, yoğun bir akışın olduğu Ordu Caddesi yayalaştırılıyor ve bu yayalaştırılma aslında tarihe geçecek anlardan birisi. Zira burada yine az önce işte şimdi buradan geçen T1 hattımız ilk tramvay hattımız İstanbul'da son 50 yılın, 40 yılın önemli bir adımıydı. Şimdi baktığımızda bu gördüğümüz süreç, yayalaştırma süreci de tarihe geçecek. Önce biz burada Beyazıt Meydanı'nı bitirdik. Şimdi bu gördüğünüz Ordu Caddesi'ni bitiriyoruz. Ordu Caddesi'nin tarihçesinin şöyle bir özel yanı var tabii. Aslında Ordu Caddesi böyle aşağıya döndüğümüzde sağ tarafa doğru Vatan Caddesi, sol tarafa doğru da Millet Caddesi. Millet Caddesi tabii Topkapı'ya çıkar. Vatan Caddesi de devam ettiğinde Bayrampaşa'dan doğru yine Tem'e doğru gider. Yani Vatan Caddesi, Millet Caddesi ve Ordu Caddesi. Aslında bir üçleme: Vatan, Millet, Ordu. Yani ordumuza hitaben, tabi burası bir şehir ya da yöre ismi değil. Vatan, Millet, Ordu. Yarın burası yayalaştırma projesi tamamlanmış haliyle milletimizin hizmetine açılacak. Ve milletimiz burada yeni bir dönemi başlatacak. Burası belki en az İstiklal Caddesi kadar popüler olacak. Ve dünya ölçeğinde özel bir değere kavuşacak. Zira hemen arkamda Theodosius Forumu kalıntıları var. İstanbul Üniversitesi'ni bilenler bilir. Burada hemen kütüphane ki yeni yapıldı yapısı. Tabii bu süreç bitmeyecek. Burada hemen aşağıda Aksaray'daki malum geçmişte ulaşım için önemli olduğu düşünülen üst geçit, alt geçit sürecinin çok önemli aşamalarını geçtik. İsteğimiz ve dileğimiz o üst geçidi oradan kaldırarak güçlü bir Aksaray Meydanı ile beraber aslında oradaki tarihi cami, eski İSKİ binasının yerinde başladığımız kültür merkezi, altındaki otopark ve o bölümde muhteşem bir meydanı bu kıymetli Fatih'imizin göbeğine oturtmak ve çok değerli bir merkezi orada var etmek. Yani tekrar edelim, Vatan, Millet ve Ordu üçlemesinin ortasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle bir ana meydanlarından birisini var etmek, Aksaray Yeraltı Çarşısı'nı özel bir takım statülerle, fonksiyonlarla güçlendirmek istiyoruz. Çok işimiz var, çok güzel işler yürüyor burada. Yine Mercan Otoparkı'nda aslında çok önemli bir Osmanlı döneminin sarayını hayata geçiriyoruz, restitüsyonu yapıyoruz. Yeni bir yapılanmayla, yine Gedik ki bir iki hafta Mercan'daki otoparkın bölümünü açıyoruz. Gedikpaşa'da da inşallah baharda otoparkımız hizmete başlayacak. Depremden kaynaklı yıkımını gerçekleştirmiştik. Çok daha şey sayabilirim tarihi yarımadada ama bu akşam sizinle bunu paylaşmak istedim. Zira Ordu Caddesi'nin yayalaştırılması ve buradaki bu tarihi anı yarın yaşayacağız ve belki 10 yıl, 20 yıl sonra burası böyle yayalaştırılmıştı ve burası şu anda yüz binlerce insanın akın akın gezmeye geldiği ve bu Fatih'te tek bir fosil yakıtlı aracın kullanılmadığı, elektrikli araçların kullanıldığı, tramvay ve toplu taşımanın hizmet ettiği,
Toplu taşımada, takside yine elektrikli araçların hizmet ettiği, büyük oranda yaya cennetine döndüğü, tarihin bütün o güzel anların dünyaya servis edildiği muazzam bir bölüm olacak. Dünyanın biblosu, dünyanın vitrini gibi olacak. Bütün noktalarını koruyan, iyileştiren, rehabilite eden, 5 yıl sonra iddia ile söylüyorum, belki de çok zaman diliminin ihmal edilen bütün noktalarını gidermiş yepyeni bir İstanbul, yepyeni bir Fatih'i biz bütün dünyaya servis ediyor olacağız. Sadece bu destinasyon, sadece bu saha iddiayla söylüyorum artı 10 milyon turisti İstanbul'a taşıyacak. Ordu Caddesi, tekrar söylüyorum, vatan, millet, ordumuz yani silahlı kuvvetlerimiz bu üçlemeyle beraber muhteşem bir bölümü yayalaştırma projesini hizmete açıyoruz. İstanbul'umuza hayırlı olsun. Yarın 14'te başkanım. Yarın 14'te açılışımız var, evet. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.